Merhaba arkadaşlar bu videoda sizinle birlikte Grayson Spor Galatasaray maçının maç öncesi analizini yapacağız. 16 Ağustos'ta oynayacak bu karşılaşma 21.45'te başlayacak. Baktığımızda ilk olarak Galatasaray'dan bahsedecek olursak Galatasaray arkadaşlar çok ciddi 4 tane maça çıktı bu maça başlamadan önce lig başlamadan önce biliyorsunuz PSV maçına ve Estee Johnston karşılaşmalarına çıkmıştı. Arkadaşlar bu karşılaşmalara baktığımızda PSV maçında Galatasaray açıkçası farklı farklı dizilimlere gitti. Farklı farklı taktiklere gitti. Baktığımızda dediğim gibi 3-5-2 denedi ilk karşılaşmada. Ondan sonra 4-4-2'ye döndü. Şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. 4-4-2'ye döndü. Daha sonra St. Johnstone'la birlikte birazcık daha 4-3-3'e dönmeye başladı. Ve en son 4-2 galibiyet aldı karşılaşmada. Aslında iyi işler çıkarttığını da söyleyebilirim. En önde Kerem Diagne ve Feguli şeklinde gerçekten muazzam işler başardı Galatasaray. Ben bu karşılaşmada da açıkçası son dizilimin başarılı olduğu için yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ve yine en önde arkadaşlar Diagne oynayacaktır diye Diagne oynayacaktır diye düşünüyorum ben e, Baktığımızda hani onlar da Victor Nelson'ı falan aldılar e, Çiçavlu'yu falan aldılar gerçekten güzel Oyuncular aldılar ama e, Bu maçta arkadaşlar Çiçavlu Falan oynayamayacak şu an e, Daha onların şeyi çıkmadı tam olarak Nelson'da yok ama Galatasaray'ın Açıkçası ben e, son St. Johnston karşılaşması gibi oynarsa kazanabileceğini düşünüyorum. Giresin Spor'da arkadaşlar e, lige yeni başladı biliyorsunuz. Onlar da isim olarak açıkçası iyi isimler almadılar. E, birazcık daha kiralık yönelimli bir şey, oyuncular aldılar ama... Ben Giresun Spor'un bu sene açıkçası pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ligde. E, birazcık daha böyle düşmeme adına oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten o kadar iyi bir kadrosu yok. Kaliteli kadrosu yok. Onlar da 4-2-3-1 şeklinde çıkıyor. Bakalım akşam Galatasaray'a karşı nasıl çıkacak merak konusu olacak. İki taraf takıma da başarılar diliyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.